Hoş geldiniz. Baştan söyleyeyim, bu videodan sonra kendinize bakış açınız epey bir değişecek. Hocam peki konumuz nedir acaba? Farklı olduğumuzun 10 kanıtı. Her maddede yaratılış olarak kendimizde gizlenen fakat farkında olmadığımız bir takım özelliklerimizi kanıtlarıyla beraber göstermeye geldim. Mesela göz bebeklerimizin boyutunu kontrol etmek mümkün mü? Burçların bilmediğimiz özel güçleri neler? Uyku şeklimiz, karakterimiz hakkında ne söylüyor? Reflekslerimizin hızını nasıl test ederiz? Sadece 25 yaşın altındakilerin duyabileceği o ses ve dahası az sonra. Bir nevi kendimizi keşfe çıkacağız diyebiliriz. O halde hadi başlayalım. Elimde çok gizli bir bilgi var ve sizinle paylaşmak istiyorum. Doktor bir aile yakınımız benimle böyle ilginç bilgiler tarzında videolar çektiğimi duyunca bir bilgi paylaştı. Dedi belki bir videonda kullanırsın. Daha doğmadan bile yetişkinlikteki boyumuzu bilmek, hesaplamak mümkünmüş. Yani daha doğmamış bir bebeğin bile boyunu önceden hesaplayabiliyormuşuz. Wow. Annemizin ve babamızın boyunu topluyoruz. Bu elde ettiğimiz sayıya eğer erkeksek 13 ekliyoruz. Kızsak 13 çıkartıyoruz. Son olarak da bu sayıyı 2'ye bölüyoruz. Bu formül doğal koşullarda yetişkinlikteki boyumuzu veriyor. Hemen örneklendirelim Bersu bunu. Babamızın boyu 1.81 değil mi? Evet. Annemizin boyu 1.66. Topluyoruz. Kaç ediyor? 347 ediyor değil mi? Sen kızsın. Ne yapıyoruz? 13 çıkarıyoruz. 13 çıkardık. 334 etti değil mi? Evet. Ne yapıyoruz son olarak? 3'ü 2'ye bölüyoruz. Böl 2'ye. Ne çıktı? 1.67. Boyun kaç? 1.67. Ya. Oha. Bak gel bir de benim için hesaplayalım. 1.81 babam. Annem 1.66. Topladık yine aynı. 347. Ben erkek olduğum için. Artı 13. Aynen öyle. 360 değil mi? Evet. Yine böl 2'ye. 180 ediyor değil mi? Evet. 1.80. Ve benim boyum kaç? 1.82. Hani 1 santim 2 santim böyle fark edebilir ama genelde çok 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 yakın sonuç veriyor. Şu bilgiyi de vermeden geçmeyelim. Çevresel faktörleri hesaba katmıyoruz. Hani çocuk voleybol oynuyordur, basketbolla ilgileniyordur veya istisnai bir durum vardır. Onları hesaba katmıyoruz. Bu doğal koşullardaki boyunu veriyor. Ve her zaman neredeyse hani birebir kesin sonuç veriyor. İnsan olarak yaşımız ilerledikçe genç yaşlarda rahatça yapabildiğimiz birçok şey yapamaz hale geliyoruz. Bunlardan biri de İşitme kabiliyetimiz. Size bunu acayip bir deneyle kanıtlayacağım. Birazdan koyacağım sesi 25 yaşını geçmiş kimse duyamayacak. Sadece 25 yaşın altındakiler duyabilecek. Ben konuşmayı kesiyorum, sesi açıyorum. Sessizlik lütfen. Hiç mi duymadın? Duymadım. Hiç kesinlikle duymadım. Tamam. Buradan takipçilerine ne söylemek istiyorsun? Onları çok seviyorum. Duyabilenler güzel, duyamayanlar da panik olmayın. Birazdan ekrana bir panel gelecek. Ses duymaya başladığınızda hop videoyu durdurun. Ve panelden kulağınız ne kadar sağlıklı öğrenin. Sonra da aşağı sonucu yaşınızla beraber yazın. Sessizlik. 3, 2, 1. Anne, baba, eş, dost, akraba kim varsa dinletin çünkü sonuçları aşırı merak ediyorum. Özel harekatçıların ve polislerin kullandığı bir refleks testiyle karşınızdayım. Hep deriz yani, vay senin reflekslerin bayağı kuvvetli, hızlısın. Ya da senin reflekslerin biraz zayıf, sen dikkatsiz, biraz yavaşsın herhalde gibi. Hepimizin refleks gücünün aynı olmaması olaylara farklı tepki vermemizi sağlıyor. Bunu anlamanın ve test etmenin çok basit bir yolu var. Gel bakalım. 3 tane 1 lirayı aldım. Bozuk para. Dirseğimi içeri kıvırıyorum. Şuraya bozuk paraları yerleştiriyorum. Şimdi yakalamam lazım. Tek atış, dikkatini çekerim. Çok kolay gibi gözüken fakat çok zor bir hareket. Tekrar yapayım istersen. Yap. Bir kere daha kanıtlamak için. Kolumu kıvırdım. Bozuk paraları yerleştirdim. Buyurunuz. Özel harekatçılar ve polisler refleks hızlarını test etmek için bunu kullanıyormuş. İşte zıplatıp tutmak veya kolunuzu bir tık böyle tutmak falan yok.
Yaptım. Çat diye yakalaman lazım tek hamlede. Bersu yapabileceğini iddia ediyor. 3, 2... Kesecem, bu zor. 3, 2... Tebrikler Çak. Şimdi al o paraları yerden. Çok zor ha. Böyle yok. Öyle mi ha? Tamamdır ha. Refleks çalışarak hızlanabiliyor. Onun için ne yapıyorsun? Refleks çalışıyorum. Her gün 3 tane pozluk para koyacağım buraya. Pozluk? Pozluk para, tamamdır. Görüşürüz. Reflekslerim iyidir ama gözümden düşersen tutamayabilirim. Bana göre hava hoş, ne istersen. Kurmuşsun kafanda zaten. Güzelim biz de taze bitti. Aşk dedikleri o saçma şeyden. İnsanların siz konuşurken sesinizi nasıl duyduğunu hiç merak ettiniz mi? Nasıl yani, işte şu an konuşuyorum. Duyuyorum kendimi, böyle değil mi? Hı-hı. Değil. Biliyorsunuz insanlar genelde kendi seslerini dinlediklerinde "Ay benim sesim böyle mi duyuluyor ya, kapat kapat" falan derler. Gerçek sesimizle yüzleşme vakti. Ne yapıyoruz? Artık çevremizde dosya, kağıt, kitap falan ne varsa alıyorsunuz. Ellerinizle de yapabilirsiniz gerçi ama iki tane kitap kullanacağım ben. Ağzınızla kulaklarınız arasındaki şu mesafeyi bloke ediyorsunuz. Şu şekilde. Oha. Değişikliği bariz bir şekilde fark edeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Şu anki sesiniz gerçek sesiniz. Epey bir fark var. Merhaba. Oğlum sen kimsin? Senin gerçek sesin bu. Peki neden değişik geliyor? Çünkü sesiniz karşı tarafa hava yoluyla aktarıldığından o aktarım sırasında bazı frekanslarını kaybediyor. Biz kendi kendimize konuştuğumuzda ise vücudumuzdaki titreşimle beraber sesimizi içeriden duyuyoruz. Peki doğru duyulan hangisi? Bizim duyduğumuz mu? Başkalarının duyduğu mu? İşte soru bu olmalı. Onu bilmiyorum. Onu ben de bilmiyorum. Deneyin. Sorarım size, burçlara inanıyor musunuz? Valla ister inanın, ister inanmayın. Türkiye'nin önde gelen astroloji uzmanlarından biriyle konuştum ve bana her burcun kendine özel güçleri olduğunu söyledi. Bakalım sizin özel gücünüz neymiş? Koç. Ateşe hükmetmek. Onlardaki sonsuz cesaret kendilerinden başka pek çok kişi için de ateşleyici olmaktadır. Çevrelerine ilham veren bir peri misali rol model olurlar. Olayların sorumluluğunu üstlenmekten ve yeni girişimlerde bulunmaktan kaçınmamaları başarılı olmalarında en önemli anahtardır. Boğa, büyü yapabilmek. Ya siyahtır ya beyaz. Nettir. Dikkatini toplayabilme özelliği had safhadadır. Sahip olma duygusu onların yaşam gerçekleridir. Risk misk dinlemez. Bir şeyi kafasına koyduğunda bir boğa misali inat eder ve istediğini alana kadar o mücadelesinden asla vazgeçmez. İkizler. Şekil değiştirmek. İkili kişilikleri onları değişken bir yapıya sokmaktadır. Yaptıkları her şeyde çoğu zaman kafaları karışıktır. Fakat bu çoklu kişilik özellikleri onlara olayların olası tüm sonuçlarını tahmin etmelerine, buna göre mantıklı ve bilinçli karar vermelerine olanak sağlar. Muhteşem zihinsel kabiliyetleri vardır. Ortama kolaylıkla adapte olabilme özellikleri de kendi dünyalarında onlara rahatlık sağlar. Yengeç. Şifa dağıtabilmek. Sahip oldukları en önemli yetenek sınırların ötesindeki sevgileri ve ilgileridir. Başkalarını onlardan daha iyi tanımak ve ruhlarının derinlerine inebilmek gibi. Empatik açıdan çok gelişmişlerdir. Güçlü ön sezileri onları diğer insanların görüş ve duygularına duyarlı hale getirir. Aslan. Üstün kuvvet. Sağlam iradeleri sayesinde gerek mental, gerekse fiziksel olarak yıkılmayan bir yapıya sahiplerdir. Kimse onlarla veya sevdikleriyle uğraşmaya cesaret edemez. Çünkü görünmez koruma kalkanı oluştururlar. Mükemmel bir lider olma özellikleri ormanların kralı olan aslandan gelmektedir. Eğer bir aslanın sabrını taşırmaya çalışırsanız kendinize kaçacak delik arayın. Başak. Ölümsüzlük. Başaklar devamlı analitik düşünüp planlı oldukları için her bir ihtimalin sonucunu mükemmelleştirene kadar konfor alanlarını terk etmezler. Kendi akıllarıyla yarış içindedirler. Becerilerini geliştirme şansı elde ettikleri için meydan okumaya bayılırlar. Kısacası bir adım atmadan 10 adım ötesini planlayıp hiçbir şeye rastgele atılmazlar. Terazi. Düşünceleri okumak. Her şeyde denge ararlar. Hayatta karşılaştıkları engelleri tartma mekanizmalarından geçirip çözmede uzmandırlar. En güçlü zihinsel yetenekleri ise insanları kitap gibi okuyabilmeleridir. Hatalar yaparken bile çekinmeden söyler ve onları kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Ve teraziler her zaman iyi bir arabulucu olmuşlardır. Akrep. Zihni kontrol etmek. Akreplerin en önemli yetenekleri her insanın iradesini bükebilecekleri manipülasyon güçlerine sahip olmalarıdır. Kendi fikirlerini insanlara adeta bir zehir gibi empoze etme konusunda ustadırlar. Yaptıkları hataları ve seçtikleri tercihleri bir öğretmen gibi görürler ve bunları kendilerini iyileştirmek için kullanırlar. Delici bakışları vardır ve yeri geldiğinde kullanmaktan çekinmezler.
Akrep konuşuyor, doğru hepsi. Yay, ışınlanmak. Tükenmek bilmeyen enerjileri en büyük silahıdır. İhtişamlı ruhları da onları maceracı bir kişiliğe sürükler. Yayların canını sıkmak zordur çünkü her durumda kendilerini eğlendirecek bir şey bulmayı becerirler. Özgürlüklerine kilit vurulması imkansızdır çünkü sonsuz keşfetme arzularıyla yanıp tutuşurlar. Oğlak, görünmez olmak. Çalışkan bir arıdaki hırsın vücut bulmuş halidir. Profesyonel bir disiplin rutinine sahiplerdir. Hayatlarını hedefleri üzerine inşa ederler. Zaman kaybı onların asla taviz veremeyeceği bir konudur. Karşısındaki insandan yeterli verimi alamayınca görünmez olmaktan başka çare bulamazlar. Çoğu kişiyle kimyalarının uyuşması zordur. Ancak uyuştukları kişilerin de hayatına azim ve istikrar aşılarlar. Kova. Geleceği görebilmek. Zodyak'ın bilgiçleridir. Aklı, duyguların önüne koyan bir matematiği benimsemişlerdir. Çözüm odaklı değerlendirme mekanizmaları onların geleceği rahatlıkla öngörmelerini sağlar. Çoğu bilim insanının da burcunun kova olması rastlantı olmasa gerek. Ayrıyeten ön yargısız ve hümanist özelliklerinin baskın olması da burçlar arası barış elçisi unvanını almasına olanak sağlamıştır. Balık. Gerçekliği değiştirebilmek. Sınırsız hayal gücüne sahiptirler. Bu hayal gücünü isterlerse yaratıcı alanda, isterlerse de gerçeklerden soyutlanmak için kullanabilirler. Yaşadıkları hayat ile akıllarındaki hayat arasında uçurum yaratabilecek derecede yeteneklilerdir. Dışarıdan cam kadar kırılgan dursalar da tüm olumsuzluklarla yüzleşmek için güçleri vardır. Ve bu gücü de sevdiklerine olan inançlarından alırlar. Aramızda kalıyor. Gözler kalbin aynasıdır derlerdi, inanmazdık. Geçenlerde bir videoya denk geldim. Sevdiğiniz, hoşlandığınız, aşık olduğunuz birini düşündüğünüzde ya da gördüğünüzde göz bebekleriniz anında tepki veriyor ve büyüyormuş. Hatta bu tıpta zaten kanıtlanmış. Vallahi ben videoya pek inanamadım, bizzat kendim test etmek istedim. Eğer olursa var ya, yer yerinden oynar. Şu anda göz bebeğin normal boyutu bu. Bakalım şöyle. Kapatalım gözü. Zihnini tamamen boşaltıyorsun. Tamam. Aklına sevdiğin birilerini getir. Veya birini. Artık varsa. Onunla geçirdiğin güzel anları düşün. İyice konsantre oluyorsun. Sevdiğin birini düşünmeye devam et. Anıları, yaşadıklarını. Rahatla iyice. Ve aç. Oha. Oldu mu? Oha. Şaka. Berk Çeşkin aşık. Şaka mı bu? Ne oldu? Olmuş. Oldu. Nasıl oluyor böyle bir şey? Bilemeyeceğiz. Uyuma şeklimiz karakterimizi yansıtıyormuş. Valla bunu ben söylemiyorum, bilim insanları söylüyor. Hadi gelin uyuma pozisyonunuza göre karakter tahlilinizi yapalım. Bakalım uyku stiliniz sizin hakkınızda neler söylüyor? Uyku Bilim Merkezi profesörlerinin araştırmalarına göre uyurken bedenimiz bilinçaltımızın kontrolünde olduğu için bazı ipuçları veriyormuş. Cenin pozisyonu en yaygın olan uyuma şeklidir. Bu şekilde uyuyan insanlar dışa dönük bir imaj yaratsalar da iç dünyalarında çok hassas ve utangaçlardır. İnsanlara alışmaları biraz zaman alabilir ama alıştıktan sonra sıcakkanlı karakterlerini hemen ortaya çıkarırlar. Asker duruşu pozisyonu. Bu insanlar sessiz, sakin, içine kapanık ve ağzı sıkı kişilerdir. Gerek kendileri gerekse yakınları için yüksek hayat standartları oluşturmaya çalışırlar. Deniz yıldızı pozisyonu. Çok sadık kişilerdir. Aynı zamanda kendi hayatlarında arkadaşlarına üstünlük tanırlar. Başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar. Ancak ilgi odağı olmayı sevmezler. Yüzüstü uyku pozisyonu. Bu şekilde uyuyan insanlar rahat bir kişiliğe sahip olmakla birlikte sosyal, dışa dönük ve acelecidirler. Dipnot olarak bu uyku stilinin bel fıtığına faydalı olabildiği söyleniyor. Esneme pozisyonu. Araştırmalara göre şüpheci ve bazen de olumsuzdurlar. Karar verirken oldukça yavaştırlar fakat akıllarına bir şey takıldı zaman onu yapmadan geçmezler. Kütük pozisyonu. Bu pozisyonu tercih eden insanların uysal olduğu saptanmıştır. En zayıf noktaları herkese çok kolay güvenmeleridir. Açık sözlülerdir ve etrafına pozitif enerji ayarlar. Hayalperest pozisyonu. Doğuştan yaratıcı ve hayalperesttirler. Fazla düşünürler, derin konuşma yapmaya ve yeni şeyler üretmeye bayılırlar. Her daim yüksek yaşam idealleri olur ve ayrıntılar onlar için çok önemlidir. Yastığa sarılma pozisyonu. Hayatlarında değer verdiği kişilere sıkıca bağlı oldukları için son derece koruyucudurlar. Yastığa sarılmalarının sebebi de bilinçaltında birilerine hasret duyduklarına işarettir. Yaşlı pozisyonu. Yapılan iyiliklere bile kuşkuyla bakarlar. Düşüncelerini değiştirmek oldukça güçtür. Ve hayatı otopilotta yaşamayı severler. Ne demişler? Bana nasıl uyuduğunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim evlat. Önceden uyarıyorum. Birazcık moraliniz bozulabilir. %99.9'umuzun ağzı, yüzü yamuk. Ne? He valla.
Kaşımız, gözümüz, çenemiz, kafa şeklimiz falan hepsi yamukmuş. Sinir bozucu derecede asimetrik ve orantısız bir yüze sahibiz. Gerçekleri öğrenme vakti. Bakalım yüzüm ne kadar simetrik. Buradaki olayı şöyle anlatayım. Normalde şöyle tıkladığınızda kaşının, gözünün, burnunun, dudaklarının falan hareket etmemesi lazım. Saçın falan hareket edebilir ama göz, burun, dudak, çene falan böyle stabil, sabit kalması lazım. Evet. Eğer ki orantılıysan şu an gayet düz bakıyorum. Ne oldu? Gözüm yukarıda. Kafan yamuk. Kafam yamuk. Bir kere şu kaşım havada. İkinci sorun burnumda galiba abi. Sola bakıyor çünkü bak. Aa. Bir oraya bir buraya gidiyor fark ettin mi? Ağzım. O da. Bırak sabit durma, gözüm sağa gidiyor, burnum sola gidiyor. Okey misin? Aa, şey diyeceğim, çok... kafan sağa doğru yamuk. Kafan bayağı yamuk. Şurası biraz daha yukarıda şuraya göre, farkında mısın? Bak. Şu kısmın buraya göre aşağıda, fark ettin mi? Ve tombul. Sözün bittiği yerdeyiz. Dedim ama biraz moral bozabilir bu madde diye. Vücudunuza bakış açınızı değiştirecek bir efekt geliştirdim. Bu efekt sayesinde vücudunuzdaki damarları 3 boyutlu olarak görebileceksiniz. Vücut hatlarınızı, kaslarınızı, yara, bere, iz, leke, ya kıl kökünüze kadar gösteriyor. Üstelik herkes bunu kolaylıkla uygulayabilecek. Çünkü Instagram'ın kendi ayarlarından yapacağız. Sadece vereceğim formülü uygulamanız yeterli olacak. Buyursunlar. Düzenleme kısmına girdik. Parlaklığı hemen -100 yapıyoruz. Kontrastı -10 aldık. Yapıyı fullleyin. Yüz yapın. Bunun sihri yapıda. Geçtik. Solduru 10. Parlak alanlar -10. Gölgeler -10. Keskinleştiri fullle. Bir de yukarıda görüyorsunuz lüks diye bir özellik var. Onu da bir fullleyin bakayım. Yüz yapın. Ve sonuç. Kızarıklık, damarlar, lekeler, her şey ortada. Yani hatta fotoğrafı yakınlaştırırsanız bildiğin mikroskopla bakıyor gibi oluyor. Bunu benim size tavsiyem, mutlaka vücudunuzda bir deneyin. Aşırı farklı oluyor. Ben şimdi videoyu koyamayacağım ama bildiğiniz yaratık gibi gözükeceksiniz. Ya. Ya. Biz neymişiz ya? Gerçekten bu video ile ilgili araştırmalar yapana kadar vücudumuzla ilgili bu kadar bilgiye asla sahip değildim. Ki daha neler neler buldum ama sadece 10 tanesini sığdırabildim bu videoya. Hem şaşırdık hem şaşırttık. Her zamanki gibi. O halde videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.